Evet sevgili spor severler herkese selamlar günün maç tahminleriyle yine sizlerle birlikteyiz hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz ama tabii ki hafta sonundan önce cuma gününün maç yorumlarıyla tahminleriyle analizlerle sizlerle birlikte olacağız. Ee, sizler için 5 tane maç seçtik Cuma günün bülteniyle ilgili. Ee, ve hemen e, paylaşacağız sizlerle ama paylaşmaların her zaman olduğu gibi hatırlatalım kanalımıza abone olmaya devam edin ve yorum ve görüşlerinizi mutlaka atmaya devam edin arkadaşlar paylaşabilirsiniz e, yorum ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz e, bizim için çok önemli ki en azından e, sizler için de e, elimizden geldiği kadarıyla güzel e, maçlarla tahminlerde yorumlarla sizlerle birlikte olmaya devam edelim ve hemen maçlarımızı şöyle bir geçelim bakalım neler var bültende. Evet, bel Ligi ile başlıyoruz. Genk Antwerp 212 kodlu maç. E, Genk e, özellikle evinde iyi maçlar çıkartabilen, gollü maçlar çıkartabilen bir takım, e, dirençli bir takım. Antwerp de basmanlarda gol atabilen de bir takım. Bunu da arda etmemek lazım. E, bu maçın üste gideceğini düşünüyoruz. E, devrenin ilk maçında da bayağı gollü bir maç geçmişti aralarında. Ondan dolayı Genk de ee, evinde kazanır ama üst yönelmesi daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Ee, taraf bahsindeyse golleri yönelebilirsiniz arkadaşlar bu maçta. Ve Galatasaray-Bursa evet. günün maçı diyebiliriz. Galatasaray malum geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı mağlup ayrıldı. Ve e, zirveyi Başakşehir'e kaptırdığına Bursa ise Malatya'ya karşı çok vasat kötü bir futbolla 0-0 evinde kaldı, berabere kaldı ve kadro kalitesi bakımından Galatasaray tabii 2-3 gömlek daha üstün Bursa'da bu kesin bir şey. Şampiyonluğu elde etmek istiyorsa Galatasaray bu tip maçları evinde rahat yenmesi lazım. Seyircisi önünde Bursa maçıyla kendisini affettirecektir Geçen hafta Kasımpaşa'ya karşı gerçekten kötü bir futbol sergiledi e, ee, Galatasaray bu maçı rahatladı. İlk yarıdan bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Üste gidebilir. Ee, ve 4-6 golde yönelebilirsiniz. Farklı bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ee, ve seyircinin desteğiyle de bunu e, elde edebilecek güçte Galatasaray. Bursa'nın burada bu deplasmanda şansı yok. Mainz Wolfsburg Bundesliga'da düşme hattını çok yakından ilgilendiren iki takımın mücadelesi. Mainz e, şu anda e, aradaki Wolfsburg arasında 1-2 puan fark var sadece. Düşme da çok yakınlar birbirlerine. Puanları birbirine çok yakın. E, Mainz'ın acil puana ihtiyacı var ki biraz daha nefes alabilsin. Wolfsburg'un ise de oradan uzaklaşma amacında olduğunu belirtmek lazım. Çok zorlu bir maç. Çok sıkışık bir maç olacak. Ev sahibi Mainz belki bir adım daha önemli olabilir. Bir 0 çifte şans deneyebilirsiniz arkadaşlar bu maçta. E, alt olacağını düşünüyoruz. Yani kısa bir maç bekliyoruz. E, fazla gol olmayacaktır. E, sürprizler için 2-3 gol diye deneyebilirsiniz. Sanki şöyle bir 2-0'lık ya da 1-1'lik bir, skor bekliyoruz buradan. Gerçekten e, zor bir karşılaşma olacak Mainz'de ama Mainz yenilmez diyoruz bu maça. Strasbourg Montpellier evet Fransa'dan bir karşılaşma seçtik sizin için. Strasbourg alt e, ligin alt kısmında düşme hattına e, da yaklaştılar baya. Montpellier ise 5. mücadelesi veriyor. Artık Avrupa'ya gidebilir miyim gidemez miyim düşüncesindeler. Ee, bu maçta da hiç taraf basına gitmeden ikisi de gol atar. KG var diyoruz. Ee, açık bir futbol bekleyeceğiz. Özleyeceğiz. 2.5 gol üstü sürprizler için 3.5 gol üstü de yönebilirsiniz. Açık bir futbol bizi bekliyor burada. İlk tercihimiz KG var. Sizler için ee, önerebileceğimiz. Ve son maçta Hollanda'dan Grashaf Hamut Sport'u ağırlıyor. E, ee, Grashaf yukarılarda hem altta gerçekten zor karşılaşma. Özellikle de Grashaf'ın maçları çok çok e, gollü geçiyor. Son şöyle 5-6 maçına baktığınız zaman hep gollü geçmiş. Bu maçın da gollü geçtiğini e, düşünüyoruz. Hamut'a karşı 2.5 gol üst. Karşılıklı gol var ve 3.5 üstü de yönebilirsiniz sürprizler için. Gollü bir mücadele burada bekliyoruz. Hiç taraf basını girmeden e, bu şekilde bunu değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizlerden bu kadar. Yorum ve görüşlerinizi aktarın. Abone olmayı unutmayın. Altta videonun altında yine her zaman olduğu gibi linklerimizi koyuyoruz ki e, iddia ile ilgili analiz bölümümüz var. Oradan da e, karşılıklı gol var. 3.5 gol üst ya da e, ikisi de gol atar düşüncesinde olan e, tahminlerimizi nasıl rahat bir şekilde çıkartabiliriz oranlarla bunlarla ilgili güzel e, iki videomuz var izleyip bakarsanız seviniriz. Ee, tekrar yeni videolarla görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.